Şimdi özellikle Rusya'ya geri, geri adım attırabilmek için Batı'nın en büyük silahı yaptırımlar biliyorsunuz. Ama o yaptırımlar enerji alımını Rusya'dan kapsayacak mı, kapsamayacak mı? En temel sorulardan biri bu özellikle Avrupa Birliği açısından. Konu dün Avrupa Birliği'nin e, dışişleri bakanları toplantısında bir kez daha gündeme geldi ama karar alınamadı. Birliğin dış İlişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell şöyle dedi: Petrol ve gaza yönelik yaptırımlarda dahil olmak üzere her şey masada ancak herhangi bir karar çıkmadı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da toplandı. Masada Rusya'ya yönelik yaptırımlar, doğal gaz ve petrol ambargosu vardı. Ancak toplantıda bir anlaşmaya varılamadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından açıklama yaptı. Yaptırımların uygulamasının nasıl olacağını görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Bu yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Başka neler yapılabileceğini tartışmaya devam edeceğiz. Petrol ve gaza yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her şey masada. Ancak bugün herhangi bir karar alınmadı. Borel toplantıda gaz ve petrol alanında yaptırımlara ilişkin genel bir tartışma yapıldığını söyledi. Avrupa Birliği'nin 2021'de petrole yaptığı ödemenin doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu hatırlattı. Gaz ve petrol alanında bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanması önemli. Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedariği daha kolay. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borel, Rusya'yı dünyada kıtlığa sebep olmakla da suçladı. Rusya buğday stoklarını yok ederek gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasını ve buğdayın ihraç edilmesini engelliyor. Kıtlığa neden olan onlar. Ukrayna şehirlerini bombalıyorlar ve dünyada açlığı kışkırtıyorlar. Moskova'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımları ise kıtla neden olmadı. Avrupa Birliği uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus hava havayolu şirketini de kara listesine ekledi. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa'da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren Avrupa Birliği hava güvenliği listesini güncelledi. Uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmeyen hava yolu firmalarını içeren listeye Rusya'da sertifikalandırılan 21 hava yolu şirketi de eklendi. Kararın, Rusya'nın yabancılara ait uçakları zorla yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesi nedeniyle alındığı açıklandı. Açıklamada bu durumun ciddi güvenlik endişelerine neden olduğu ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ihlal ettiği kaydedildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Velan Kararın sadece teknik ve güvenlik gerekçesiyle alındığını söyledi. Bu kararın Rusya'ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek istiyorum dedi. Son güncelleme ile birlikte Avrupa Birliği hava sahasında uçuşa yasak getirilen uçuşuna yasak getirilen havayolu şirketlerinin sayısı 117 oldu.